İyi akşamlar çocuklar. Ben Ayten Artman. Şimdi sizlere Reşat Nuri Güntekin'den Gamsız adlı bir öykü sunuyorum. Ama nasıl heyecan ve umut içinde günlerce didinir dururduk. Ara sıra hatırlıyorum. Büyük abimin elinde kazma, ortancada kürek, küçüğünde sönük bir gaz lambası. Onlar önden, ben birkaç adım geriden o korkunç mağaradan içeri giriverirdik. Kimseler dinlemiyor onu. Oysa ne çok şey anlatmak istiyor Ali'nin canı. Eşelediği kumlar ses vermiyor. Tahtravalliye de bir başına binilmez ki. Hamburg çocuk bahçesinde bir başına küçük Ali. Yapraklar kımıldamaz, çiçekler boyun bükerdi. Ocaktaki ateş söner, türküler fısıltıya dönüşürdü. Derin anlamlı bir sessizlik ortalığı kaplardı. Baykuşlar bile bu sessizliği bozmamak için köşelerine sinerlerdi. Neyine güveniyorsun da lan karşımda dikleniyorsun öyle? Sende hiç kafa yok mu? Kim oluyorsun sen ha? Kimse olmuyorum dedi delikanlı. Neyine güveniyorsun peki? Bir şeyime güvenmiyorum. Niye böyle ters düz cevap veriyorsun öyleyse? Sen soruyorsun, ben cevap veriyorum muhtar. 2 ay önce abi Zülal'i getirmişti onu buraya. Han'ın çay ocağını işleten hemşerileri Sivaslı Ömer Sert'i birlikte beklemişlerdi. Seyit 10 yaşlarında, zayıflıktan ensesinin çukuru çökmüş, koyu esmer bir çocuktu.